Mobil uygulama videoları kanalına hoş geldiniz. Ben Eyüp Esen. Bugün sizlere yine bir uygulamanın kullanımından bahsedeceğiz. Ekibim ve ben sizler için faydalı olabilecek bütün mobil uygulamaları kanalımızda çekiyoruz. Bildirim zilini açabilirseniz çok mutlu oluruz. Haydi videomuza başlayalım. Merhabalar, mobil uygulama videoları kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Google'ın geliştirdiği Google Smart Lock uygulamasını inceleyeceğiz. Hazırsanız videomuza başlayalım. Videoya geçmeden önce eğer bu videoyu cep telefonlarınızdan izliyorsanız tam ekrana almanızı tavsiye ederim. Haydi videomuza geçelim. Öncelikle arkadaşlar App Store'a giriş yaptıktan sonra arama kutusuna veya burada Android bir cihaz kullanıyorsanız yine aynı şekilde Play Store'a giriş yaparak Google Smart Lock yazmanız yeterli arkadaşlar. Gördüğünüz bu uygulamayı Google sertifikasına sahip uygulamayı ücretsiz şekilde indirip yükleyebilirsiniz arkadaşlar. Uygulamayı aç diyerek uygulamaya giriş yapalım. Bizi böyle bir arayüz karşılıyor. Burada gördüğünüz gibi bir tanıtım yazısı karşımıza çıkıyor. Yerleşik güvenlik anahtarlarınızı açın veya Bluetooth güvenlik anahtarlarınızı açarak oturum açın diyor arkadaşlar. Burada başlayın diyerek ilerliyorum. Herhangi bir Gmail hesabına ilerledim. Burada daha çok kullandığınız Gmail hesaplarından birini tercih edebilirsiniz. Bluetooth'a izin vermemizi istiyor. Bu da ileride işimize yarayacak arkadaşlar. İzin ver diyerek ilerliyorum. Tamam diyerek ilerledim. Ayarlardan da tekrardan Bluetooth'a erişim izni verdikten sonra tekrardan giriş yapıyorum. Evet, buradaki Google hesabımıza bağlanıyor. İlk olarak iki adımla doğrulamayla oturumumuzu açabileceğimizi söylüyor. İlerledim. Burada hesabımızı iki adımla doğrulamayla koruyun diyor. Bunları da ilerliyorum. Gördüğünüz gibi siber saldırılara karşı bizi koruyacağını söylüyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi artık bu cihazdan güvenmesini sağladık. Burada gördüğünüz gibi son bir seçenek olarak cep telefon numaramızı hesabımıza girmesini istiyor arkadaşlar. Yani burada aslında cep telefon numaramızı buraya kaydettikten sonra hem Gmail'den alacağımız kod ile hem de cep telefonumuza gelen SMS kodu ile aslında cihazımızda açacağımız oturumlar farklı bir cihazda açıldığı zaman aynı şekilde bize bildirim gelmesini ve daha korunaklı olmasını sağlıyor bu alanda. Cep telefon numaramız bu alanda olduktan sonra SMS'ten gelen doğrulama kodunu girelim ve diğer adıma geçelim. Gördüğünüz gibi kod geldi. İlerledim. Etkinleştir diyorum. Yedek anahtarımızı da böylelikle oluşturmuş olduk arkadaşlar. Doğrulandığını söylüyor. Aynı şekilde Google Authenticator'la da artık eşleştirmiş olduk. Evet, buradan geri gelelim. Burayı kapat diyerek ilerliyorum. Gördüğünüz gibi bu alanda arkadaşlar Google Smart Lock uygulaması aslında bizim için şöyle bir avantajı sahip. Arkadaşlar oluşturduğunuz Gmail hesabınıza kaydettiğiniz bütün şifrelerinizi uygulamalara giriş yaparken otomatik şekilde doldurulmasını sağlıyor. Bildiğiniz üzere iOS'ta da bunu destekleyen uygulamalar var. iOS Apple cihazlarda kullandığı ürünlerde aynı şekilde, örnek veriyorum, bir iPhone cihaz kullanıyorsanız burada bir uygulamaya giriş yaparken size otomatik olarak hem mail adresi örnek olarak veya şifresini girmenizi sağlıyor. Aslında bu tür durumlarda şifreyi unutmanızı neden olan dezavantajları var ama avantajlarından bahsedersek zamandan tasarruf ediyorsunuz ve bir sürü farklı şekilde şifre kullandığınız zaman unuttuğunuz bazı şifrelerinize buradan tekrardan erişip kontrol edebiliyorsunuz arkadaşlar. Hesapları yönetin diyerek burada mevcut bütün hesaplarınızı kontrol edebilir. Buradan bu cihazdan kaldır diyebilirsiniz arkadaşlar. Veya en alttan da başka bir cihazı yönetebilirsiniz. Gördüğünüz gibi buradan arkadaşlar Gmail hesabımıza bağlandığı zaman
kişisel verilerimizi gözetebiliriz, hesaplarımızı nasıl daha fazla koruyabileceğimizi inceleyebiliriz. Kişisel bilgilerimizden yine aynı şekilde adres bilgilerimizi, güvenlik bilgilerimizi kontrol edebiliriz. Veriler ve gizlilik kısmında arkadaşlar, aynı şekilde web ve uygulama etkinliğinde açık olup olmadığı, konum geçmişi, YouTube geçmişi gibi birçok seçenek karşımıza çıkıyor bu alanda. Aynı şekilde diğer uygulamadaki ayarları da buradan kontrol edebiliyoruz. Özellikle ödeme yöntemleri ve aboneliklerle alakalı da buradan farklı bir cihazdan giriş yapıldığını görebiliyoruz arkadaşlar. Ödeme yöntemleri burada sizin kredi kartlarınızın bilgisi saklı olduğu için buna dikkat etmenizi tavsiye ederim. O yüzden hesabınızı daha çok farklı şekilde bir cihazdan açıldığı zaman ödeme yöntemlerinizde herhangi bir aksaklık olması veya mağduriyet yaşamamanız için bu iki faktörlü doğrulamayı etkinleştirmenizi tavsiye ederim. Gördüğünüz gibi burada Google hesaplarınızdaki mevcut şifreleri de görebiliyorsunuz. Güvenlik adımında yine iki faktörlü doğrulamayı buradan açabilirsiniz. Ve oturum etkinliklerini yine buradan görüntüleyebilirsiniz arkadaşlar. Son şifre değişikliği ve Google sistemini görüntüleyebiliyorsunuz. Kurtarma telefon numarası ve kurtarma e-posta adresini de bu alandan ekleyebilirsiniz. Ve aynı şekilde güvenlik anahtarlarını buradan oluşturabilir. Yine buradan iki adımla doğrulama yedek anahtarlarınızı da oluşturabiliyorsunuz arkadaşlar. Giriş yapılan bütün cihazları buradan görüntülüyorum. Gördüğünüz üzere ve buradaki bütün cihazları da yönetebiliyorum arkadaşlar. Diğer sitelerde açılan bütün oturumları buradan açıp kapatabilir. Aynı şekilde şifre yöneticisinden oturum açılmış bütün cihazlardaki şifreleri de görüntüleyebiliyorum arkadaşlar. Bu yönden güzel bir özelliğe sahip. Evet, bu alandan çıkalım. Gördüğünüz gibi bu alanda güvenlik kodu oluştur diye bize burada hangi hesabımıza bir güvenlik anahtarı istersek o hesabımı seçtikten sonra güvenlik kodu oluşturmamız çok basit arkadaşlar. Gördüğünüz gibi güvenlik kodu olmadan oturum açabileceğimizi söylüyor. Kayıtlı güvenlik anahtarınız olmadığından oturum açmak için güvenlik koduna ihtiyacınız olmadığını söylüyor arkadaşlar. Yani burada güvenlik kodunu daha önceden oluşturduğunuz için tekrardan istemiyor. Siz sadece üzerine tıklayarak ilerlediğiniz zaman güvenlik kodunu oluşturabiliyorsunuz. Yani burada aslında Smart Log ile hesaplarınızı, Gmail hesaplarınızı korumuş oluyorsunuz arkadaşlar. Bu sayede hem ödeme yöntemlerinizi eklediğiniz bütün kartlarınız, ev adresleriniz, iş adresleriniz, kayıtlı bütün bilgileriniz, kayıtlı şifreleriniz burada korunmuş oluyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olarak bizi destekleyebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bir mobil uygulama videoları kanalının sonuna daha geldik. Ben Eyüp Esen ve ekibim sizler için kaliteli ve faydalı olabilecek birçok mobil uygulama videosunu bu kanalda çekiyoruz. Siz de destek olmak için bildirim zilini açabilirsiniz. Tabii ki de bildirim zili abone olmaktan daha önemli. Şimdilik hoşça kalın.